أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Birkaç akşamdır 20. İhlas Risalesi'yle 21'i devam ettiriyorduk ve 21. Lema-i İhlas'tan da ihlasla alakalı temel prensiplere uyulması lazım geldiğini Bediüzzaman ifade etti ve 4 tane düstur bize ders olarak yadigar bırakmış adeta. Onlara uyulması icap ediyor. Ancak insan doğuştan ihlaslı ya da doğuştan ihlassız, böyle bir şey olmaz canım, değil mi? Sonradan insanlarda o ihlas gelişebiliyor veya ihlasını tamamen kaybedip başka yollara sapabiliyor. Özellikle Risale-i Nur'dan beslenen, Risale-i Nur hakikatleriyle nur talebesi vasfını kazanmış olanların elbette daha önce okumuş olduğumuz o 4 tane temel unsura riayet etmesi lazım. Bunu yapmazsak olmaz. Ancak ihlası da kazanmanın bazı yolları varmış. Bediüzzaman Hazretleri öyle söylüyor. Onu elde etmek lazım. Peki nasıl sorusunun cevabını birlikte okuyacağız bu akşam inşallah. İhlası nasıl kazanabiliriz? Bu kadar önemli madem, nasıl bu ihlası elde edelim? Okuyalım bakalım. Ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım, ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir, tesirli bir sebebi rabıta-i meftir. Allah Allah. Ölümünü düşünmek. Ya ölümle bağını her zaman muhafaza etmek. Bugün varız, yarın yokuz. Bugün toprağın üstündeysek, yarın altında olacağız. Bu zihniyeti kendimize hakim kılmamız lazım geliyormuş. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğli emel olduğu gibi, tuğli emel uzun emeller taşımak. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi ahirete boş vererek habire dünya hedeflerine ulaşmaya çalışmak. Bu insanı ihlastan uzaklaştırıp riyakarlığa ve dünyaya sevk ediyormuş. Riyadan, riyakarlıktan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıta-i mevttir. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desteklerinden, hilelerinden kurtulmaktır. Ya her gün çevremizden, değişik illerden vefat haberleri alıyoruz değil mi? Bugün mesela koronaya yakalanmış Denizli'de mevcut hizmetlerimizin ana direklerinden birisi olan Emin diye bir abimiz yoğun bakıma yatırılmış. 2-3 hafta içerisinde dünyayı terk edip gitmiş ya. Bu hizmete yaptığı katkılarıyla göçtü gitti ahirete. Allah kabrinin pürünür mekanını cennet etsin inşallah. Ya yarın öbür günde sıra bize gelecek. Bunun yaşı başı da yok zaten. Yani her an ölümden burun burun olan bizler ihlâssızlık yapmaya ne gereği var ya? Ne gereği var? Allah'ın rızasını kazanmak varken onun dışındaki şeyleri aramak bize yakışır mı yani? Bak böyle düşünmek gerekiyor. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip, onu öyle kabullenip, nefsin desiselerinden, hilelerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat,
Kur'an Hakim'in kul nefsin daikatül mevt inneke meyyitün ve innehum meyyitün, yani her nefis ölümü tadıcıdır diyor Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede. Hem Âl-i İmrân suresini tekrarlıyor. Ey insanlar, ölümünüzü unutmayın. Öleceğinizi her zaman hatırınızda tutun diyor Cenab-ı Hak. Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler diye Zümer suresinin 30. ayetinde Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen de öleceksin, senin karşıtların da ölecekler diyor yani. Herkes ölecek kardeşim, bu dünyada kalan kimse yok ki. Ne kadar yaşarsan yaşa. Mesela ilk atamız Adem Aleyhisselam tam 1000 yıl yaşamış ya. 1000 yıl geçmiş gitmiş. Üzerinden 9000 sene daha geçmiş mesela diyelim. Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşamış. O da geçmiş. 1 milyar sene yaşasan ne olacak? O da geçiyor. Dünyanın ömrü 5 milyara yakın zaten bak. O da geçmiş. Bu gibi ayetlerinden aldığı dersle, ehli tarikat, ehli hakikat, bu ayetlerin aldığı dersle rabıtayı mevti, ölümle bağını korumayı süluklarında, o manevi terakkilerinde, ilerlemelerinde esas tutmuşlar. Tuğlu emelin, çok uzun emeller taşımanın menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti, ebediyen yaşayacakmış duygusunu, o rabıta, o ölümü, ölüm ile bağını korumakla izale etmişler. Onlar, ehli tarik, tasavvuf ehli insanlar, farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabri konuyor farz edip, yani hayal ediyorlar. Kendilerini böyle hayali bir havaya sokuyorlar. Düşüne düşüne nefs-i emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Hatta Uşşaki tarikatına mensup Zonguldaklı bir Osman amcamız vardı. Orada 3 dönüm arazi içerisinde 3 katlı bir binayı Yeni Asya Vakfımıza hibe etmişti. Onun hemen biraz yukarısında bir açık alan vardı. Oraya bir kabir kazdırmış kendisine ya da kendisi kazmış. Üstüne de bir teneke çekmiş. Arasına oraya giriyor. Ey Osman, düşün, sen işte buraya gireceksin diye kendisini ölüme hazırlıyordu. 2001'de de Allah rahmet etsin, bundan 21 sene evvel, o da 77 yaşında bu dünyadan göçtü gitti. İşte ehli tarikat böyle bir hayal kuruyor. İşte ben şu anda öldüm, yıkandım, kabre konuldum, işte kefenlendim, üstümü de örttüler topraktan filan. İşte böyle hayalen kendisinin ölmüş farz etmesini sağlayarak bir takım tuğlu emel denilen ölmeyecekmiş gibi duygulardan kendilerini kurtarıyorlarmış. Bu rabıtanın, ölümle bağ kurmanın febaidi, faydaları pek çoktur. Hadiste ekfiru zikre hadimül lezzat evkemakal, yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz, hatırlayınız, unutmayınız diye bu rabıtayı ders veriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. E peki biz de mi hayal kuralım, kendimizi ölmüş farz edelim? Hayır canım, bizim tarzımız öyle değilmiş meğer. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için bu rabıtayı, bu ölümle bağı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikate uygun gelmiyor. Yani hayal kurma mesleği değil ki Hristiyanlık. Hakikat mesleği. Belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli, gelecek zamanları
zamanı hazıra getirmek değil hayalen, belki hakikat noktasında zamanı hazırdan, şimdiki zamandan istikbale gelecek zamanlara fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini, ölümünü gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder. Bak, İslam'ın doğuşundan bugüne tam 14 asır geçmiş. Sahabiler dönemi geride kalmış, tabi'in dediğimiz sahabeleri gören kuşak gitmiş. Tebe-i tabi'in denilen sahabeleri gören kuşak da gitmiş. Ondan sonraki ta bize gelinceye kadar bütün asırlar gerilerde kalmış canım. Ya bir zaman gelecek, kıyametle kainat harap olacak. Dünya, kainat diye bir şey bırakmayacak Cenab-ı Hak. Onu dahi insan görebilir. Ve böylece ne oluyor? İhlas-ı etenme yol açarmış. Tam ihlası kazanabilmiş insan. Şimdi böyle duygularla, hakikate dayalı, gelecekle alakalı yorumlar yapan bir insan, beraber çalıştığı dava arkadaşlarıyla hiç itiş kakış içerisine girebilir mi? Kavga eder mi? Birbirinin ayağını kaydırmaya çalışır mı? Ben şunu ortadan bir yok edeyim de tek başıma ben kalayım der mi? Bunlar ihlâssızlık yani. Enaniyet yapar mı? Kardeşlerin üzerinde fazilet fırışlık, ben senden daha üstünüm havasına girer mi? Tenkit eder mi? Moralini bozmak için özel tenkit yapar mı? Bak, görüyorsunuz insanı ihlâsı nasıl sevk ediyor değil mi? Ölümünü düşünmek, ölümle bağını muhafaza etmek insanı Üstad'ın dediği gibi gerçekten tam ihlası sokar. Bu da geçer yahu deyip ne gibi olaylar yaşanırsa yaşansın hep müspet tarafta kalmak. Problemli tarafta kalmamak. Hele hele problem çıkaran bir adam hiç olmamak. Manaların insan kendi aleminde yaşama imkanını kavuşur. Değmiyor bu dünya der. Bugün toprağın üstünde, yarın toprağın altında. Neyi paylaşamıyoruz? Der geçer gidersin kardeş. Hizmet, hizmet, hizmet. Sadece hizmet düşünürsün. Bitti. Kavgaya, gürültüye, çekişe, nizaya, itiş kalkışa hiç gerek yok ya dersin. Müsbet cenahta kalır, Allah'ın rızasını elde edersin. Bu iş böyle. Allah hepimize nasip etsin bu duyguyu. Çok önemli. Şimdi mesela daha önceki bir derste söyledim ya, Sa'd İbni Vakkas Hazretleri cennetle müjdelenmiş 10 sahabiden biriydi. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona yapacağı dualarının kabulü için dua etmiş. Allah senin duanı kabul etsin diye. Duası da, bedduası da tam 12'den. Yani kabul oluyormuş yani. Şimdi bu mübarek zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ali Efendimiz'in dönemlerinde bu Cemel Vakkası, Sıffin olayları, daha başka dahili kargaşalar oldu ya, o zamanlarda bu fitnelere bulaşmamak, karışmamak için kendisine teklif edilmesine rağmen Medine'nin bir hayli dışında bir evi varmış kendisinin. Evinde inzivaya çekilmiş. Hiç bu işlere karışmamış, bulaşmamış. Durduk yere ahiretimi niye yakayım diye. Ya gel başımıza geç, öne çık, sancağı al, şunu yap, bunu yap. Hayır demiş. Evinden çıkmamış. Ya fitne zamanları geldiğinde fitneyi çıkaranlar, cemaati karıştırmak için uğraşanlar,
adamların elinde profesyonel olarak her türlü teknikler var. Başa çıkamazsın ki, fitne uykudadır. Onu uyandırını Allah lanet etsin diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla o fitneler dönemi geldiğinde diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, oturan ayakta durandan hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenlerden hayırlıdır. Yürüyenler koşarak fitneye gidenlerden daha hayırlıdır. Yani otur, fitne zamanında bir şeye karışma, bulaşma. Sa'd İbn-i Vakkas Hazretleri de onu yapmış. Çekmiş kendisinin evine inzivaya. Hiç o işlere karışmamış, bulaşmamış. Ahiretini de yakmamış. Nice sahabilerin karıştığı o olaylara o hiç müdahale etmemiş, girmemiş. Çünkü karışsa yapacak bir şey yok. Elinden gelen bir şey yok. Durduracak gücü yok. Çünkü fitneyi karıştıran daha çok Yahudiler. Tabii fitneyi karıştıran onlar. Efendim, bu asr-ı saadetten bir örnek. Mümkün mertebe fitne zamanları geldiğinde oturmak, inzivaya çekilmek, karışmamak, bulaşmamak. Elinden bir şey geliyorsa fitne ateşini söndürmek için yapsın, ama bir şey gelmiyorsa, olacaklar da olacaksa, o zaman otursun, bir şeye karışmasın. İkinci bir sebep, ölümünü düşünmek. Her an gidebilirim öbür tarafa düşüncesi içerisinde bir haleti ruhu içinde olmak insanın tam ihlasa sevk eden sebeplerin birincisiydi. İkinci bir sebep daha var. O da şu, tam ihlası kazandıran bir sebep. İmanı tahkikinin kuvvetiyle akla, ilme, mantığa, ispatı dayalı güçlü bir imanın verdiği kuvvetle ve marifet-i saniyeyi netice veren, Cenab-ı Hakk'ı tanımayı, bilmeyi netice veren masnuattaki, Allah'ın yarattığı sanatlı varlıklardaki tefekkür-i imaniden gelen lemaat, parıltılar ile bir nevi huzur kazanıp, Allah'ın huzurunda olduğunun şuuruna varıp, Halik-i Rahim'in, o merhametli yaratıcımızın hazır, nazır olduğunu düşünüp, yani her an, her halimizi gören bir Rabbimiz var, şu anda da beni görüyor, her halimi görüyor diye düşünüp, ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle, o riyadan kurtulup, ihlası kazanır. Ya her an, huzur-u ilahide olduğunun şuuruyla hayatını sürdürmek. Ya Allah'ın huzurunda başkalarının beğenisi, başkalarının alkışı, başkasının övmesi, methetmesi aranır mı Allah aşkına? Her an Allah'ın huzurundayız biz. İşte bu şuur insanda hakim olduğu zaman, insan Allah'ın huzurunda başkalarının rızasını aramaya tenezzül bile etmez. Her neyse, bunda çok dereceler, meratip var, mertebeler var. Şimdi yine hatırıma eski Said döneminden, Bediüzzaman'dan bir hatıra geldi. Paylaşmazsam bu hatırayı olmaz. Eski Said döneminde 1911-14 yıllar arasında, Birinci Dünya Savaşı'na kadar, yani 20-30 civarında talebe okutuyor Horhor Medresesi'nde Bediüzzaman Hazretleri. Ve her zaman tahiyyat oturuşunda oturuyor. Bağdaş kurup oturduğu vaki değil, dizlerini kaldırarak oturduğu vaki değil. Sürekli tahiyyat oturuyor, namazdaymış gibi oturuyor. Sürekli öyle oturmaktan da topuklarında yara çıkmış. Ya bir gün o yaralarıyla krem sürüyormuş, merhem sürüyor Bediüzzaman Hazretleri. Kendisinden 3-4 yaş büyükse bir Molla Resul diye alim bir talebesi var. Alim ama Bediüzzaman'ın talebi olmuş. Şimdi 3-4 yaş büyükçe olunca nazı da geçiyor. Demiş ki Seyda, Allah aşkına
biraz da bizim gibi bağdaş kurup otursan da bu yaralarınla uğraşmasan, krem sürüp uğraşmasan iyi olmaz mı demiş. Demiş ki Benzeman Hazretleri Molla Resul'e, kardeşim Cenab-ı Hakk'ın huzurunda başka türlü oturmaya vicdanım kabul etmiyor demiş. Allah Allah. İşte bu. Her an Allah'ın huzurunda olduğunun şuuru içinde hayatını sürdürmek. Ölene kadar böyle yapmış Benzeman Hazretleri ya. Ayaklarını uzatamıyor. Allah'ın huzurundayım diye. Dolayısıyla her an huzur-u ilahide olduğunun şuuruyla yaşayan bir mümin, özellikle bir nur talebesi, Allah'ın razı olmayacağı işleri yapamaz ve Allah'ın rızasının dışında başkalarının rızasını, iltifatını, beğenisini, alkışını aramaz, tenezzül bile etmez. İşte tam ihlası kazandıran ikinci bir sebep de bu. Her an Allah'ın huzurunda olduğunun şuurunu kazanmakmış. Allah bize nasip etsin inşallah. Herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kârdır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak çok hakayık, çok hakikatler zikredildiğinden onu havale edip burada kısa kesiyoruz. İki tane sebeple kısa kesmiş Bediüzzaman Hazretleri. Diğer risalelerdeki hakikatlerden de kendinize göre dersinizi alırsınız diye burada bırakmış. Peki şimdi geldik ihlası kazandıran iki sebepten sonra ihlası kırılmasını sebep olan, ihlası kaybettirmeye sebep olan bazı şeyler de var. Çok tehlikeli. Neydi o? Şimdi bütün insanlar helak oldu, alimler kurtuldu. Hadis-i şerif. Alimler de helak oldu. Bildiğiyle amel edenler kurtuldu. Bildiğiyle amel edenler de helak oldu. İhlasla bildiklerini yaşayanlar kurtuldu. Sonra vel muhlisine ala hatir nazim. İhlas sahipleri de her an onu kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Hadis-i şerif öyle bitiyordu. Peki ihlası kıran ne? İnsanı riyakarlığa sevk eden ne? Allah'ın rızasını arayacağına, insanların alkışını arattıran ne? Şimdi sıra geldi o sebeplere. Pek çok esbaptan iki üçünü muhtasaran kısaca beyan edeceğiz. Birincisi, menfaat-ı maddiye cihetinden gelen, maddi menfaat cihetten gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Ya maddi menfaat. Maddi menfaat münakaşası, tartışması. Hem neticeyi hizmeti de zedeler. Hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet yardım fikrini daima beslemiş. Ve bil fiil onların hakikati ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle onların hacat-ı maddiyelerini tedarikiyle meşru olup vakitlerini zayi etmemek için sadaka ve hediye gibi ya da zekat gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Kime? Hayatını bu iman ve Kur'an davasına feda edip dünyaya çalışmayan, sırf iman hizmetiyle meşgul olan, vakfı hayat etmiş insanları yardım eder bu millet. Hala da ediliyor zaten. Fakat bu muavenet, bu maddi yardım ve menfaat istenilmez. Belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla, ya böyle bir beklenti içine girmekle lisan-ı hal ile dahi istenilmez. Ya dille istenmez de halinle de, ya biraz bir şeyler versen, biraz bizi görsen fena olmaz havasında bir beklenti de olmaz. O da yanlışmış yani. Belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlas zedelenir.
Ya Allah için hizmet yapacağın yerde şu bu menfaat için yapıyorsan gitti. Hizmetler gitti. Allah korusun. Hem وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ فَمَنًا قَلِيلًا Yani benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Bakara suresi 41. ayet. Bu ayetin nehyine, yasağına yanaşır, ameli kısmen yanar. Ya, ya zamanımızda bu temel kurala aykırı ne işler yapılıyor biliyor musunuz? Hafız Efendi Mevlid'den Mevlid okuyacak, pazarlık yapıyor ya. Şu kadara okurum, bu kadara okurum diye. Ya da hatim okuyacak, ben diyor hatim okurum ama 5.000 liradan aşağı okumam diyor. Ay hocam sen ne yapıyorsun ya? Hocam ne yapıyorsun sen ya? Kur'an okuyup sevap kazanacağına 5.000 lira için hatim okuyacaksın öyle mi? Vay! Ya bu zamandaki din hizmeti yapanların işi gerçekten zor ya. Allah Allah. Her şey maddeyle, parayla, pulla ölçülü hale gelmiş. Bu nasıl iş? Pazarlık yapılır mı? Kur'an okumunun pazarlığı olur mu? Mevlid okumunun pazarlığı olur mu? Ya. Hocanın birisi mevlid okuyormuş, herkesten pahalı. Hatim okuyormuş, herkesten pahalı. Yahu sen niye alemden pahalı Kur'an okuyorsun, mevlid okuyorsun demişler de. Demiş ki Allah'ın kesin talimatı var. Sakın Allah'ın ayetlerini az bir para karşılığı değişmeyin diyor. Tövbe estağfurullah. Yani onun için çok para alıyorum diyor. Allah Allah. Yani tenezzül etmeyin makamındaki hakikati alemden fazla para isteyerekten bu ayeti uydurup söylüyor. Böyle olur mu ya? Böyle Kur'an yanlış tefsir edilir mi? İşine geldiği gibi cımbızdan manayı kendine yontuyorsun. Olmaz öyle şey. İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, yani o maddi menfaat için bir beklenti içine girmek, sonra nefs-i emmare hodyanlık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. Ya, ihlası zedelenir, hizmette kutsiyeti kaybeder, ehlakat nazarında sakin bir vaziyet alır ve maddi menfaatte kaybeder. Bazıları da diyor ki, ya diyor o hoca çok fazla pahalıyı okuyor, aleyhinde konuşuyor. Sakın okutma, ben onun yarısını okuyorum diyor. Sen ne kaybediyorsun? Sen ne kaybediyorsun kardeşim? Allah o 5 istiyorsa ben 2.5'a okurum. 2.500 liraya. Hey hoca bey. Ya bir de arkadan din kardeşinin, diğer hocanın aleyhinde gıybet yapıyorsun. Ne kadar zor bir iş bu ya. Dolayısıyla hayatımızda her şeyi kılı kırk yararak Rabbimizi razı edecek işlerden uğraşalım. Onun rızası dışında para, pul, mevki, şan, şeref, şöhret, şu, bu hiçbir şey bizi ilgilendirmemesi lazım. Hele şan, şeref, şöhret için hizmet yapılmaz ya. Yapılır mı Allah aşkına? Ya. Üstad ne dedi? Daha evvel söyledik ya. Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam, gel o dersi benden al. Şöhret aynı riyadır, kalbi öldüren zehirli bir baldır, insanı insanlara apt ve köle yapar diyor. Ya Allah, kulum deyiversin yeter ya, bırak insanların tanımasını, meşhur olmayı, şunu bunu, boş ver ya. Sadece Rabbim razı olsun, mesele bu. Tam ihlasla öyle kazanılıyor. Her neyse, bu hamur çok su götürür. Kısa kesip, yalnız hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim. Ha, bunlar ihlası kıran sebeplermiş ya. Yine o önce okuduğumuz iki tane ihlası kazandıran
yani ölümünü düşünmek meselesiyle her an huzur-u ilahide olmanın içine ilaveten ihlası kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğini söylüyor. Ama bizim onu okuyamaya zamanımız kalmamış. Burada dersimizi tamamlayalım. Yarın akşam kaldığımız yerden Allah izin verirse devam ederiz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.